Arkadaşlar hepiniz hoş geldin kanalıma. Dediniz ki abi biraz Türkiye'deki araçlardan da yap. Evet yapıyoruz yine. Sen yine bir C kasa aldı. Önceden beyazı vardı. Beyazı yaptık. Dayanamadı sattı, bu renkle yapalım dedi. Gördüğünüz gibi 39 burada. Bunu da yeni yaptık. Bu bitti bile. Onun için şimdi size bizim C kasayı hemen tanıtacağım. C kasa güzel. Rengi de güzel. 2012. Hüseyin yine kupon bir araç aldı. Ankara'dan alıp geldi. İçi Türkiye standartlarına göre dolu bence. Android radyo falan var. Adam arkaya perde yapmış. Arabada sigara bile içmemiş. Sahibi temiz. Gördüğünüz gibi buraları da folyeli. Ha, aracın kasası düzgün. Ama tek bir hatası var. Tamponlar, far, stop. Onları da söktük. Ama videoyu almayı unutmuştuk. Onlar da burada. Hemen gösterelim. Tamponumuz burada. Ön tampon çok hata yok ama biz keyfe keder bir daha boyatacağız. Stoplarımız gördüğünüz gibi orada, stoplar temizlenecek. Farlarımız temizlenecek. Camları bir temizlensin. Stoplar da bu durumda gördüğünüz gibi. Peki biz neredeyiz? Mekandayız. Ataşehir'deyiz. Aslında bu Hüseyin bir araç topluyor. Fonci yani böyle hatalı, psikopat bir insan. Tampon arası falan oldu mu kalp krizi geçiren bir tip. Dedi kanka yap, zamanım yok. Dükkan yanıyor gördüğünüz gibi, her yer araba. Onun için sıra bizde, bakalım yapabilecek miyiz? Bir tane güzel jant buldum, AMG jant. Bunu tam Avrupa kasası yapacak. Ön plakalık sökülecek, plaka takılı olmayacak. Ön yerde güzel bir spacer koyacağız. Bakalım bir jantçıya gidelim. Jantlar düzgün mü? Kaynağı var mı? Kırığı var mı? Biliyorsunuz burada kaynak hataları çok oluyor. Kırık hataları çok oluyor. Burada üç kaçlar çok olduğu için bir jantı gidip inceleyelim. Güzelse bize hayırlı olsun. Ondan sonra bir boyaya gideceğiz. Lastiklerimizi takacağız. Bir coil yaptırırız. Bir spacer. Bakalım sanayi blok tarzı bir şey olacak. 39'un rengine ne diyorsun baba? Yanıyor mu yanmıyor mu? Yanar abi. İyi o zaman biz gidiyoruz. Abiler şimdi stoplarla farları vermeye gidiyoruz. Hüseyin'cim niye bu kadar gerginsin? Açım. Evet açız. Ekonomi çok kötü. Yemek yiyemiyoruz. Günde bir tane yemeği yiyor arkadaş. Ama dükkanın önünde gördünüz. Kim yapıyor kanka bu farları, stopları? Sevzi'yi bir arkadaşım o zaman. FK Dizang'e. FK? Evet. Niye FK? Fark için mi? Hayır. Ne abi, için? Için? Anladım. Gördüğünüz gibi Ataşehir böyle FK'ya doğru gidiyoruz. Fevzi iflas mı etmiş? Fevzi galiba iflas etmiş. Evet. Geldiğimiz dükkan yanlışmış. Olabiliyor öyle hatalar. Biz de amatörüz. Aynen. Vay babam. Hayırdır bizi çekiyorsun ya? Neredesin sen ya? Hayırdır baba ya? Gel baba selam ver adama ya. Baba ne yaptın ya? Baba ne yapalım ya? YouTube çekiyoruz. Abi işini yerim ben bu akşam. Bitiririm seni ben ya. Baba görüşürüz. Baba bizi görmüyorsun hiç. Akşam. Bu kim bilir ki? Kim? Bu hani küçükken bir tane söyleyeyim mi diyen vardı ya Ergen'im. Bu işte. Rezillik ya. İki dükkan gezdik ya. Yoksa ya. Ustacım selamünaleyküm. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Ben anladım şimdi. Yeni mekan tabii daha iyi olmuş. İsim ne abi? Farsepetil.com. Evet. Çalıntı farlar hepsi burada. Evet. Gelebilirsiniz. Nereye gidiyoruz şimdi? Yemek gidiyoruz abi. Gidiyoruz zaten. Neredeyiz? C'nin içindeyiz. Bir tane jant takımı beğendim. Jantlar Mercedes'ten, S-Class'ın jantları. Hoşuma çok gitti. Aslında Hüseyin şöyle bir arkadaşımız. Çirkin jantları mesela alıp ince lastik koyup arabalarda güzel göstermeyi seviyor. Fakat dedim ki kardeşim madem bir Avrupa kasa bir şey yapıyoruz, o zaman Avrupa standartına göre bir şey yapalım. Veya bu şimdi almaya gittiğimiz jantlardan C kasada çok koyan yok.
zaten ilkleri sevenlerdeniz. Hani koyan olmuştur tabii ama ben piyasayı sık takip ediyorum bir araba yapmadan önce. Onun için piyasaya baktım yok. Eğer varsa da hakkınızı helal edin. O zaman ben görmemişsindir. Ama bir ilk olacak. Hani bu renkte de bir ilk olacak. Çünkü baktım yok. Güzel olacak. Lastiklerimizin kararını daha veremedik. 205 düşünüyor Hüseyin. Ben diyorum ki 215 yapalım. Marka 245. Bakalım kararsızız. Zaten araç Hüseyin'in. Sağ olsun. Dedi kardeşim yap. Sen de varsın. Yapmaya çalışıyoruz bir şeyler. Bakalım yoldayız. Janta bir bakayım. Bir sıkıntısı var mı? Nereye gidiyoruz? Egemen Jant Lastik'e gidiyoruz Ümraniye'ye. Gördüğünüz gibi buralar çok sakin. Anadolu tarafı olduğu için aslında benim kendi şahsi ticaret yaptığım alan Avrupa'ya tarafı. Küçükçekmece olsun, Bağcılar, oralar hep trafik yani. Bu kadar rahat bu saatte buralarda gezebilirsiniz ama karşıda maalesef. Dediğim gibi gidiyoruz. Nereye? Egemen Jant Lastik'e. Orada görüşürüz. Valla gördüğünüz gibi neredeyiz? Jantçımızdayız. Şimdi giriş yapacağız. Burada jantları seçeceğiz. Jantlar bunlar. Burada da gördüğünüz gibi S-Class'ın jantları. Jantlar bir kere işlem görmüş, üzerinden geçmişler. Ya biz yine de bir keyfe keder boya yapacağız. Bir jantları inceleyeyim, olursa alacağız. Hayırlı olsun, aldık. Şimdi yükleyeceğiz. Ondan sonra inşallah yoldayız. Gördüğünüz gibi jantlarımızı aldık. Şimdi de yolumuz geri dükkana doğru. Dükkanda bir jantlara bir bakalım. Galiba bu gidişle boyayacağız. Aslında güzel duruyor da hani bize yakışmaz ya. Bir tur da temizinden boyayalım en iyisi. Yani yoksa sıkıntı olacak. Evet, geri mekandayız gördüğünüz gibi. Yine bir tane araba gelmiş. Hemen açıp gösterelim jantları. Jantlar da bagajda. Şimdi jantları çıkaracağız. Bir bakalım durumu ne. Ondan sonra görüşürüz. Merso'nun farlar, stoplar bitmiş. Ustamız çok hızlı. Dün bu saatlerde verdik. Geri alacağız şimdi birazdan. Tamponlar ne durum? Haftaya. Haftaya tamponlar. Ustamız galiba Montenegro'da boyuyor tamponları. Sıkıntı yok. Jantları şimdi birazdan çıkaracağız. Bir bakacağız durumları ne. Üzerinden galiba bizim para boya bir daha yapacağız. Hayırlısı. Bakalım. Buradayız. Boya almaya geldik. Nereye geldik? Boyacımıza. Şimdi buradan boyayı alıyorum. Ondan sonra fırına geçeceğim. Yine bak 36'nın yanından geçiyorum. Baba. Marataşehir'de varsın. Biliyorum. Malatyalı. Evet. Farlarımız ve stoplarımız bitmiş. Biri bozuk. Evet, jantlarımız zımpara yapılıyor. Şimdi zımpara, temiz bir zımpara yapacağız. Hemen böyle bir tur daha üzerinden geçeceğiz. Ezeceğiz. Abi görün 250 lira yapılan işçilik bu. Şimdi gidiyorsunuz boyacılara, adamlar 5-6 lira para istiyor. Bak ama tertemiz oldu. Jantları çek. Artık lastikçiyle görüşürüz. Hepinize hayırlı pazartesi dilerim. Neredeyiz? Ceylan Asör'deyiz. Dün Cihan'ın önü arkayı toplarken telefonu koydum makinenin üzerine. Çekim yapıyor zannettim. Bir şeyler anlattım. Maalesef çekmemiş. Yani arabanın ön tamponu, arka tamponu toplarken video. Jantları taktırdım arabanın. Güzel duruyor. İnce bir lastik de taktım. Onu şimdi zaten size görselini atacağım. Şimdi Mercedes gelecek. Finale doğru gidiyoruz. Bu arabayı basacağım. Ustacığım yalan dışında bir şey yapabiliyor musunuz? İnanırım. Makineyi koyduk gidiyoruz. Neredesin oğlum sen ya? C'yi aldık ama sözcüden. Yere gömdük ama jantlar ET yüzünden dışarı baktığı için jantları biraz daha içe gömmem lazım.
yani jantları içe alacağız. Onun için biraz kaldırdım. Ama araba güzel gözüküyor. Size zaten bir kısa video atacağım şimdi. Dediğim gibi tek işimiz o kaldı. Onu da hallettik mi? Araba hazır inşallah. Evet, şimdi dükkana gidelim bir bakalım. Zaten bana kalsa bu halde bile güzel ama bizim yükseklik korkumuz var. İlla çamurluk jant ilişkisi olması lazım. Yoksa binemiyoruz. Hayırlısı. Dükkanda görüşürüz. Araba amatörlüğünden geldik. Ne yaptık? Ben bir pancur yaptık. Ön arka tamponu boyattık. Videoları maalesef elimizde yok. Kafayı toparladık. S klasın jantlarından buldum. Zarzon. Hani C'de Türkiye'de yok bu jant. Varsa bile o kadar nadir değil ki sen görmemişsindir. 205-35-18 önden. Ankara 245-35-18. Arka tamponu da boyattık. Bunu bu gece boyatıyoruz. Araba daha bitmedi. Önler sürtme yaptığı için jantları biraz daha içe alacağız. Aslında daha basıktı. Ama kaldırdım, yoksa lastik sürtüyordu. Dediğim gibi Hüseyin'in mağdurluğuna bakar mısınız? Hüseyin Bey. Görüyorsun, hayatı umursamıyor. Ama var ya, bir iniyorum caddeye herkes bakıyor. Üstünde EA7 kıyıcı paket. Ne diyelim, finalde görüşürüz artık kardeş. Herkese hayırlı akşamlar. C'nin sona doğru geldik. Yıkama ve Emrah kardeşim mekanı yeni açtı. Gördüğünüz gibi Emrah kardeşim makineyi parlatıyor. Araba bence güzel oldu. S-Class jantları taktık. Arka biraz çok kalın oldu. Ama Türkiye'de böyle seviyorlar. Onun için Türkiye kafası olsun isterim. Bana kalsa biraz daha arkaya basardım. Çok söze gerek yok Hüseyin'ciğim. Teşekkür ederiz. Artık fakir pornu çekebiliriz. Tam pezevenk arabası.